Herkese merhaba, ben Ayşenur Altan, kanalıma hoş geldiniz. Yine bugün ne pişirsem dediğim günlerden birinde çorbasından ana yemeğine, pilavından zeytinyağlısına hazırladığım menüyü ve kurduğum sofrayı bu bölümde tarifleriyle beraber izliyor olacaksınız. Hemen başlayalım. İşe ana yemeğimi hazırlayarak başladım. Orta boy bir tencerede yemeklik soğanı zeytinyağında kavurdum. Biraz domates ve biber salçası ilave edip kavurduktan sonra 1-2 diş de sarımsak ilave ettim. Ve derin dondurucu nimetlerinden faydalandım bu sefer. Elimde yazın ayıklayıp 2-3 dakika sıcak suda haşlayıp şokladığım taze fasulyelerim vardı. Ve yine barbunyayı da çiğ olarak saklıyorum. İstediğin zaman çıkarıyorum bu şekilde. Yine domatesi mevsiminde iyice suyunu çekene kadar sos haline getirip buz küplerinde saklayabilirsiniz. Bir tane de ondan koydum. Şart değil ama elimde vardı. Biraz buğulandıktan sonra kendi suyunda üzerine geçecek kadar su ilave edip tuz ve biraz da kırmızı toz biber ekleyerek kısık ateşte pişmeye bıraktım. Hemen genişçe ikinci tavamı alıp zeytinyağlıya geçtim. Bir tane soğanı 2-3 yemek kaşığı zeytinyağında kavurdum. Üzerine bir tane halka doğradığım havucu ve yine bir küp de domates ekledim. Taze varsa elinizde daha güzel olur domates. Ama kullanmak istemezseniz, mevsiminde değilseniz biraz domates salçası da ilave edebilirsiniz ki ben de ekledim. Domatesin tam renk vereceğini düşünmediğim için. Tüm malzemeleri kavurup kapağını kapatarak buğusunda biraz pişmeye bıraktım. Bu arada yemeğim yarı yarıya pişti. İçerisine bir tane de büyükçe patatesi küplere doğrayıp ekledim. Aslında elimdeki malzemelerle bir türlü yapmış oldum. Sulu yemeğimin yanına pirinç pilavı hazırlayacağım. Bunun için 2 bardak pirinci tuz ilave edip kaynar olmayan sıcak suda beklemeye alıyorum. Bunu önceden yapıyor olsaydım yemeklerle beraber pilavımı da pişirebilirdim. Zaman daha da kısalırdı. Siz o şekilde yapın. Biraz zeytinyağı az gözüktü gözüme. Zeytinyağlı sonuçta ilave ediyorum. Çok az da tuzla beraber şeker ve 2 yemek kaşığı da pirinç yıkanmış ilave edip tekrar karıştırarak suyunu veriyorum. Ben az sevdiğim için çok koymadım. Biraz daha sulu olabilirdi aslında. Kısık ateşte pişmeye bırakıyorum. Gelelim çorbaya. Bu da yine çok sevdiğim çorbalardan biri. Annemden öğrendiğim. Tam tarifini sağ üstte izleyebilirsiniz. Daha uzun bir şekilde ilk yapacak olanlar. Yine zeytinyağında biraz biber salçası. Bu sefer kekik ekledim. Pul biberle beraber kavurup 1,5 yemek kaşığı da unu beraber kavuruyorum. Dibine kekik yerine nane de kavurabilirsiniz. İkisi de ayrı lezzetli oluyor ama ikisini birden ilave etmeyin. Unun da kokusu çıktıktan sonra kaynamış suyu karıştırarak ekliyorum ve üzerine arpa şehriyeyi 2 avuç koyuyorum. Tarifin ölçülerini yazılı olarak aşağıya yazacağım. Şehriyeler pişerken terbiyesini hazırlıyorum. Yoğurtlu şehriye çorbası bu. Bir tane yumurta, bolca yoğurt, bir su bardağına yakın ve yine biraz da un ilave ettim. Karıştırıp çorbanın suyundan biraz ilave ederek tekrar ılınmasını sağladım. Ve şehriyeler yumuşadıktan sonra bir taraftan karıştırarak elde ettiğim terbiyeyi akıtarak çorbaya ilave ettim. Hepsi bu kadar. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Biz bu şekilde çok seviyoruz. Hem de gördüğünüz gibi her zaman elde olan malzemeler. Zeytinyağlı pırasam bu arada suyunu çekmiş. Dediğim gibi biraz daha bu aşamada su ilave edilebilirdi. Ve de mutlaka pırasanızı iyice pişirin.
Pişmiş gibi gözükebiliyor ama aslında zor pişen sebzelerden biri. Buna dikkat edin. Patatesli fasulye yemeğim de pişmiş. Altını kapatıyorum ve son olarak pilavımı yapıyorum. Tereyağı ve zeytinyağında arpa şehriyeleri rengi dönene kadar kavurduktan sonra iyice yıkanmış pirinçleri de ekledim. Ve yine en az 4-5 dakika kavurun pirinçleri kavurarak yapacağınız zaman. Üzerine geçecek kadar su ve tuzunu da ekleyip kısıkta pişmeye bıraktım. Bilmeyenler için pilav piştikten bir 10 dakika sonra şöyle bir hafifçe kırmadan karıştırıp tekrar kapağını kapatarak demlenmesini sağlayın. Bu şekilde daha tane tane olacaktır. Acele etmeyin. Ve yoğurtlu şehriye çorbası, patatesli taze fasulye yemeğim, şehriyeli pirinç pilavım ve zeytinyağlı pırasayla yemeklerim hazır. Öğlen de kızımın isteği üzerine ufak bir ebruli kek hazırlamıştım. İnşallah hazırladığım menü sizler için de fikir verir. Dondurucunuzda mevsiminde bu tarz sebzeler saklarsanız böyle zamanlarda rahatlıkla çıkarıp hemen hazır hale getirebilirsiniz. Sizin de yapmamı istediğiniz menüler varsa, ben bu şekilde yapıyorum dediğiniz, onları da yazın, belki yaparım. Şimdiye kadar bunun gibi birçok menü videosu paylaştım sizlerle zaman içinde. Onlara da göz atın derim. Linklerini sağ ve video altına bırakıyor olacağım. Bu bölümde benden bu kadar. İnşallah yeni yeni tariflerde görüşene dek hoşça kalın.